üreticimiz zeytinlik almış bizim bölgemizde, Asiye Hanım. Teşekkür ederim Asiye Hanım'a da burada. Evet. Eşi de Markus Alman. Geldi dedi ki başkanım, bu dedi gezdiğim zeytinliklerin içinde dedi Almanya'dan buraya dedi turizm amaçlı gezmeye gelip hiçbir ücret falan talep etmeden zeytinliklerde çalışarak zeytinlerin dibindeki o diyor bilmiyor şeylerini onları kesme çalışma zeytin hasatı yapmaya çok lüks bir şey de istemiyoruz. O basit çadırlardan kurarak tuvaleti falan olsun gelip çalışıp böyle dönem dönem turizm amaçlı gelmek istiyorlar. Bakın çok enteresan, hiçbir ücret beklemeden tabii. Almanya'dan gruplar halinde gelip bu Markus'un önerisi, o Türkçe'de eşi bana aktardı, yanında anlattı. Şöyle düşündüm, festivaldeki gelişmeye bakar mısın? Hocam diyor ki Geyikli'ye gelelim, zeytin hasadı yapalım, çalışalım, ücretsiz. Ekoturizm. Yani, çok güzel bir şey. Yani, çok güzel bir Sayın şey. Sayın Başkanım, çalışmayan bilmez. Zeytinde çalışmak da zevktir. Çok zevk. Yani ayrı bir keyiftir. Oraya giden işçiler yemesi ayrı bir keyiftir, tamam mı? Çay demlerler, sohbeti toplarken evet. Sohbet ederler, bakarlar ki akşam olmuş. Hiçbir işte bu kadar hızlı zaman geçmez. Zeytini üretmek de, çalışmak da, bak Markus da keşfetmiş ki onu. Evet, altındaki evet. Sürgünleri kesmeye gönüllü gelecek ve çadır kuracak değil mi? Ondan sonra orada kalacak. Evet. Yani bunu yaşamayan anlamaz. 15 kişilik bir arkadaş grubum var dedi. 15 kişilik. Buraya gelmek istiyorlar dedi. Zeytinlerin dibindeki o patlaklarını kesip budayıp ve zeytin hasadında çalışmak için 15 kişi var dedi. Yani kalacak yer zeytinlikte olsun diyor. Onu da söylüyor. Yani kışın evet. Soğuk olur. Kalırız biz diyor yani bir şekilde. Biz onlara bir yatacak yer buluruz. Önemli olan ne olur? Ben ürettiğim yağdan, ürettiğim tarlada çalıştığım yerden yağ almak istiyorum diyerek, bakın bu çok küçük gibi görünse de bugün Almanya'da zeytinyağı satmaya başlarsınız. Zaten satılıyor ama çok daha satmaya başlarsınız ki Markus'un önerisiydi bu. Evet. Bu bölgeyi de çok seviyorum dedi kendisi. Teşekkür ederiz ayrıca bölgeye. Keşke imkanımız olsa da Çanakkale'nin sesi olarak Markus'un sesini buradan duyurabilsek. Her attığımız adım buradan, her söylediğimiz kelime zeytinciliğe birer çivi çaktığı kanaatindeyim. Evet hocam, son sözler olarak sizin de düşüncelerinizi alalım. Tabii şimdi zeytin, konu zeytin olunca sabahtan akşama konuşsak, bunu haftalarca tekrar etsek evet, bitmez. Evet. Laf lafı açıyor, biz normal süremizi 15 dakika geçtik. Farkında bile olmayız yani evet. Zaman nasıl geçtiğini. Zeytinde çalışmak keyifli tarafı budur. Konuşması, sohbet etmesi, çalışması. Yani üşüseniz de o üşüdüğünüzü hissetmezsiniz. Sadece evet. Akşam eve gittiğinizde fark edersiniz bir tatlı yorgunluk olduğu. Zeytin bu konuda önemli. 15 kişi dediği Alman turist yarın öbür gün 150 kişi olur, 1500 kişi olur, katlanarak artar. Böyle farkındalık yaratma ama ülkemizde ama işte üretici ve tüketicimizde önemlidir. Üniversite olarak biz de gerekli desteği her zaman bu konuda vermekteyiz. Vereceğimizi burada bekleyip ederiz. Tarlada çalışmanın keyfini şöyle tamamlamak istiyorum. Tıp fakültesinde iki tane profesör olmuş arkadaşımın küçük bir bahçeleri var. Her sene iple çekiyorlar zeytin hasadı yapmak için. Eşlerini, dostlarını çağırıyorlar. Aynen dediğim şeyi yapıyorlar. Tarlada çay demleme, çay içerken zeytin toplama. Demek ki bu ölmez ağacın çalışırken de vermiş olduğu bir keyif var. Evet, dünya pazarlarına açılmayı diliyoruz. Güzel ambalajlarımız var. Benim bir yakınım İsveç'te yaşıyor. Övünerek şunu söylüyor. İsveç'teki marketlerin raflarında tarışın ürünleri de var. Birçok Türk malı görmek bize gurur veriyor diyor. Bence de öyle. Yarın öbür gün Geyikli'ye özel markalarda oluşturalım. Onları da dünya pazarlarına sokalım ki bu emeklerimiz yerine gitsin. Bir de şeyin hakkını verelim. Zeytinin ana vatanı olmanın hakkını verelim. Bu hakkı ne Azerbaycan'a, ne Avustralya'ya, ne Amerika'ya kaptırmayayım derim. Evet, Sayın Başkanım, siz söylemiştiniz galiba. Son bir sözünüz varsa. Tek bir şey söyleyeyim hocam. Evet. Az önce yaşlı ağaçları gördük. Bizim birçok yapılan çalışmalarımızda gerekli yollar olsun, inşaat alanlarında olsun, zeytin ağaçlarının geriye dönüşümü dikilmiyor. Hocamız güzel bir şey söyledi. Zeytin ağacı turplu bir ağaçtır. Çok geniş bir turpu vardır. Evet. Ağacı buradan çıkarıp bir başka yere götürüp iş makineleriyle kazıp tutmaması söz konusu değil. Dallarını üst dallarını keseceksiniz, tutar. O gençleşecek. Hı. Ve bunları bakın İstanbul'da görüyoruz. Belediyeler bir çam ağacını bile makineyle çıkarıp bir yere, sizin de olsa bahçeniz. Evet. Öyle yapıyor. Öyle yapıyor. Biz de böyle bir
çalışma. Bunları da duyurmuş olalım buradan. Ben de bir şey duyurmak istiyorum üniversite özellikle bölümümüz adına. Geyikli'nin coğrafi işaret tescilinde bunu konuda bir proje oluşturduk ve proje hatta bugün itibariyle sonlandırdık. Sonuç raporunu teslim ettik. Çalışmaları devam etmektir, devam ettirmektir. Geyikli'de işte Bayramiç'te olur, Geyikli'de olur. İşte Çanakkale'nin yine başka bir yöresi Ayvacık'ta olur. Coğrafi işaret yöremizin farkındalığı, Kuzey Ege'nin zeytin ve zeytinyağının farkındalığını meydana getirmek olsun önemlidir. Önemli çalışmalar gerçekleştirmek istiyoruz. İnşallah da yapacağız. Evet, bunun için belediye ve gerek halkın önemli bir isteği var. Askerin terk etmiş olduğu bir taburun boş alanı var. Onunla ilgili benim de çalışmam var. Belediyenin de çalışması var. Oraya üniversite adım atar da zeytincilik üzerine çalışmaları yerinde yaparsa evet, inanılmaz bir sinerji elde ederiz. Evet, bu hafta süremizi biraz aştık ama gerçekten çok önemli konulara değindik. Zeytincilik Çanakkale'nin değil, dünyanın en önemli meselelerinden birisi. Sağlığın en önemli unsurlarından bir tanesi. Haftaya başka bir konu ve konuklarla tekrar birlikte olmak üzere. Hepinize tekrar iyi akşamlar diliyorum.